Değerli takipçilerimiz, Evvitönümüze tekrardan hoş geldiniz. Ben Mustafa Kaya, ABS Yapı Elemanları firmasında inşaat mühendisi ve ürün yöneticisi olarak görev yapmaktayım. Bu hafta sizlere sahalardan en çok karşılaştığınız bir diğer sorunun cevabını vermek istiyoruz. Bu kılavuzlar ne işe yarıyor? Kılavuzların pek çok mahareti var. Bu faydaları çok açık görünmekte olup, bazı faydalarını ise bu bültende açıklamaya çalışacağız. Ama öncesinde gelin hep birlikte ABS Plus, yani yüksekliği ayarlanabilir kör kalıplarımızın parçalarını bir kez daha hatırlayalım. ABS Plus sistemi aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi 4 parçadan oluşmaktadır. Birincisi ABS Plus kılavuz, bunlar projeye göre minimum 2, maksimum 4 adet kullanılmaktadır. İkincisi ABS Plus taban, üçüncüsü ABS Plus ayak ve en sonuncusu da ABS Plus H15 kubbeleridir. ABS Plus sisteminin yüksekliği, ayakların önceden projeye göre kesilerek sahaya getirilmesi veya boy olarak sahaya indirilip ihtiyaca göre yerinde kesilmesiyle ayarlanır. Benzerlerine kıyasla metrekarede yalnızca 2 adet ayakları vardır. Dolayısıyla diğer avantajlarına ilaveten beton ve demir tasarrufu ve uygulama kolaylığı da sağlar. Peki kılavuzlar tam olarak ne işe yarıyor? Bu parçayı ilk tasarladığımızda öncelikli amacımız sahada montajı kolaylaştırmak ve hızlandırmaktı. Yani taban ve ayak ikilisinin yeri tam olarak belliyse kubbeyi monte etmek gerçekten çok kolay bir işlem. Bir diğer önemli husus, taban ve kılavuzlardan oluşan ağ bir kere kurulduktan sonra ayakların zemine dik durması da garanti altına alınıyor. Bu iki fayda tabii ki önemli olmakla beraber yarattığımız döşeme altı boşluğunda yoğun tesisat geçişi olan son birkaç projemizde kendini çok belli eden asıl fayda ise taban ve kılavuz konulduktan sonra tesisat geçişlerinin rahatça yapılmasıdır. Evet, dolgu yapılacak alana taban ve kılavuzlar yerleştirildikten sonra tesisat ekipleri günlerce bu alanda rahatça çalışıp tüm boru ve kabloyu döşeyebiliyorlar. Ekipler ayakların nerede olacağını tam olarak bildikleri için tüm yatay ve diagonal geçişleri rahatça yapabildikleri gibi dikey çıkışları da doğru koordinatta yapabiliyorlar. Hatta bazı şantiyeler kubbeleri kapatmadan önce sızdırmazlık testlerinin yapılmasını bile şart koşuyorlar. Dünyadaki diğer uygulamalarda 70 cm'nin altındaki dolgu yüksekliklerinde fiyatı avantajlı hale getirebilmek için sabit yüksekliklerde kör kalıpların kullanıldığını sıklıkla görüyoruz. Evet, tesisat geçişi yoksa belki bu uygulamada yapılabilir. Ama eğer tesisat varsa bu uygulama tam bir kabus. Keza şantiye mükemmel doğru ölçüde yapılmış olsa bile hiçbir zaman ama hiçbir zaman kağıt üzerinde çizildiği gibi boruların ayakların arasına denk geldiğine biz şahit olmadık. Aksine her zaman şantiye bizi arayıp ayakların tam önceden döşenmiş boruya denk geldiğini ve ne yapmaları gerektiğini sordular. Tabii ki yapacak bir şey var ama bu gerçekten emek isteyen tadilat. Kalıp sisteminin kesilip o boru için bir galeri oluşturulması ve sonra sistemin yeniden devam etmesi gerekti. Ama ya çok boru varsa ya da boruların diagonal geçmesi gerekiyorsa, bu tür döşeme altı boşluk alanlarında PVC pisto borularının geçişleriyle ilgili iki püf noktasını da vurgulamak istiyoruz. Birincisi, boruları arzu edilen eğimde döşeyebilmek için aynı tavanda yapılan boru montajına benzer şekilde önce zemine köşe profillerinden tesisatı taşıyacak ayakların ankre edilmesi lazım. Daha sonra bu ayaklara monte edilecek kelepçeleriyle borular yatayda istenilen eğimde döşenebiliyor. İkincisi, dikey inişler yataya geçerken dirseklerin basınca karşı beton bloklarıyla alttan desteklenmesi gerekiyor. Tabii projede HDPE kaynaklı pisto borusu kullanılıyorsa böyle bir ihtiyaç söz konusu değil. Son olarak zeminde sürme esaslı su izolasyonunun olduğu özel durumlarda tesisatı taşıyacak ayakların zemine ankre edilmemesi için yapılan bir uygulamayı sizlere göstermek istiyoruz. Burada kelepçeler ayaklara takılıyor ve kelepçeler arasında monte edilen profil köprüler tesisat borularını taşıyor. Böylece su izolasyonu delinmeden borulara eğim verilebiliyor. Projenizde yaşadığınız tesisat ve kör kalıp yerleşim sorunlarınız için direkt bizimle info@absyapi.com.tr'den irtibata geçebilirsiniz. Ayrıca ABS Plus kör kalıpların BIM objelerini de yine buradan indirerek projelerinize yerleşim yapabilirsiniz.
Aşağıda ürünlerimizin yerleştirildiği örnek bir projeyi sizlerle paylaşıyorum. Umarız bu haftaki bültenimize hoşunuza gitmiştir. Diğer sorularınız veya merak ettikleriniz için absekorkalık.com.tr web sitemizden tüm bilgi, şartname, saha fotoğrafı ve videolarımıza ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki linklerden de önceki bültenlerimize ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dileklerimizle. Hoşçakalın.